Barışa giden, nihai barışa giden, Filistinlerin kendi topraklarını egemen, bağımsız ve huzur içinde yaşaması, aynı şekilde Siyonist olmayan, marjinal olmayan Yahudilerin iki toplum şekilde yaşaması Türkiye'nin devlet politikası. Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle söyledi. Durun, diplomasiye ara verin, biz de sorumluluğumuzu üzerinize getirelim. Gerekirse Türkiye garantörlüğe hazırdır. Bir sürü öneri getirdi. Burada artık top, açık söyleyeyim, Türkiye gibi Orta Doğu'nun ve bölgenin süper gücü olan ülkeler, Türkiye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD artık İsrail'i baskılamalı. Baskılamalı. Hamas tabii burada hem İsrail saldırılarını durdurmada hem de esirler konusunda istediğini aldı, hedefine ulaştı. Ona da bu saatten sonra sorumluluklar düşüyor. Şimdi 15 bin kişinin vefatından, 6 bin çocuk olduğu bir katliamdan söz ediyoruz. Bundan sonra bunların olmaması, insanların yaşaması, çocukların ölmemesi, Gazze'nin nefes alması ve Gazze'nin tekrardan ayağa kalkması için masada diplomaside Filistin halkının meşru haklarını koruyarak bir diplomasi üretmek zorunda Hamas. Yani bu 4 günlük ateşkes Hamas'a da sorumluluklar yüklüyor. Ben masadan işte Doha'daki görüşmelerin bu birinci evresi. Birinci evresinde bir diplomasi yakından takip eden herkes bilir. Bir sonuç elde etmesi ikinci evre için bir umuttur. Umuttur. Özellikle bu ateşkesin nihai bir ateşkese döndürülmesi, İsrail askerlerinin çekilmesi, Gazze'nin tekrar ayağa kalkması vesaire konularında Türkiye'nin de içinde olduğu bir süreç devam ediyor. Şöyle bir şey var. Bu sürdürülebilir, yani bölge için hangi aktör olursa olsun mesela, sürdürülebilir bir durum değil. Yani Kudüs meselesi, Kudüs'ün statüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle üzerinde durdu. Uluslararası statüsü. Yani bütün dinlerin hassasiyetleri dikkat ederek Mescid-i Aksa'nın statüsü korunarak Doğu Kudüs'ün egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olduğu bir süreç olmadan bu süreç olmaz. İsrail bu noktaya gelmek zorunda. Eğer İsrail saldırana devam ederse bu iş sadece Gazze'de kalmaz. Bakın Hizbullah bugün açıklamalarda bulundu. Ne kadar İsrail askerine etki oluşturduğunu. Güneyde de bir cephe açılabilir. Suriye'de de çatışmalar olabilir. Bir de Amerika Birleşik Devletleri hem kendi içinde yaşayan Müslüman toplumu hem de dünyadaki bütün Müslümanları karşısına almış durumda. Bu Biden yönetimiyle çalışmak. Bakın bırakılıyor esirler. Orada çocuklar, kadınlar var. Bunlar savaşın ve çatışmanın tarafı değil. Aynı niyeti ne olursa olsun Mustafa Bey. Ve çocuklar masumdur. Kadınlarımız, annelerimiz, elinde silah olmayan siviller, herkes masumdur. Masumluk karinesi esastır. Esastır. Bu insanların hem Filistinli kardeşlerimiz hem İsrailler için söylüyorum. Kendi evlerinde huzur içinde yaşama hakları var. Hakları var.